Merhaba Selçuk. Merhaba Funda. Şimdi sana müthiş bir şey öğreteceğim. Tamam. Her yırt dediğimde bu kağıdı ikiye böl. Peki. Tamam. Hadi şimdi yırtmaya başla. Çok küçük ama daha fazla yırtamıyorum. Belki de senin parmakların fazla büyüktür. Bir yerden sonra kağıdı artık yırtamazsın. Daha küçük parçalara ayrılamayan bu en küçük parçaya atom denir. Tam olarak anladığımdan emin değilim. Bunu bana gösterebilir misin? Atom çok küçüktür. O yüzden çıplak gözle görülmez. Ama konuyu daha iyi anlatabilmek için yanımda bu legoları getirdim. Legoların hepsi aynı. Her lego bir tabandan ve üstteki çıkıntılardan meydana geliyor. Benzer şekilde bir atom da belirli parçalardan meydana gelir. Bir atomun iç kısmında çekirdeği ve dış kısmında da kabuğu vardır. Çekirdeği saran dış kabukta elektron denilen parçacıklar bulunur. Evet, atomları birer Lego gibi düşünebiliriz. Çekirdek, Lego'nun tabanı, elektronlar da Lego'nun çıkıntılarıdır. Pekala. Legoların atomlar gibi olduğunu söyledik. Fakat bazı Legolar diğerlerinden farklı görünüyor. Bu atomlar için de geçerli mi? Evet. Hatta bunu daha iyi anlamak için legoları renklerine göre ayırabiliriz. Aynı renkteki legoların çıkıntı sayıları ve büyüklüklerinin aynı olduğunu fark etmişsindir herhalde. Farklı renklerdeki legolar kendine has özellikler taşır. Bu durum atomlar için de geçerli. Çeşit çeşit atom vardır ve her bir çeşit atoma element denir. Her element eşsizdir ve kendine has özelliklere sahiptir. Şimdi esas şunu eklememiz gerekiyor. Tıpkı Legoların yapısı gibi atomun yapısı da oldukça önemli. Lego'daki bu çıkıntılar farklı Legoların birbirine bağlanmasını sağlıyor. Legolardaki çıkıntıların onları birleştirmemizi sağlamaları gibi elektronlar da farklı atomları bir araya getirip yeni birleşimler elde etmemizi sağlar. Elektronlar atomlar arasında paylaştırılır ve bu elektron paylaşımına bağ denir. Legoları birbirine farklı sayıdaki çıkıntılarla bağlayabiliriz. Ne kadar fazla çıkıntı kullanılırsa aradaki bağ da o kadar kuvvetli olur. Burada bir bağ var. Şimdi daha kuvvetli bir bağ oldu. Böyle yapınca daha da kuvvetli bir bağ oldu. Bu atomlarda da aynen böyle işliyor. Atomlar arasında paylaşılan elektron sayısına bağlı olarak bağ kuvvetleri değişiyor. Atomları birbirine bağlamak epey eğlenceli görünüyor. Peki onları birbirine bağladıktan sonra oluşan şeye de hala atom mu diyoruz? Hayır. Atomlar birbirlerine bağlandıktan sonra oluşan yapıya molekül adı verilir. Molekül birden fazla atomun birbirleriyle bağlanmasıyla oluşur. Vay canına! Ne kadar da çok şey öğrendim. Ama işimiz henüz bitmedi. Evet. Atomlar farklı moleküller oluşturmak için çeşitli şekillerde bağ oluşturabilirler. İşte bu biraz kafamı karıştırmaya başladı. Olabilir. O yüzden şimdi öğrendiklerimizin üstünden tekrar geçelim. Atomlar yapı taşlarıdırlar. Onları Lego'ya benzettik. Moleküller ise iki veya daha fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Her ne kadar atomları ve molekülleri gözle görmesek de gündelik hayatta onların meydana getirdikleri maddeleri gözlemleyebiliyoruz.